Milyonlarca EYT'li emeklilikte yaşa takılanların kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemesinin meclise gelmesini bütün Türkiye bekliyor. O milyonlarca insan sabırsızlıkla bekliyor. Biz de, de takip ediyoruz. Hazırlıklar devam ederken hükümetten de işveren kesimini rahatlatacak önemli bir adım geldi. Gözde Altıntepe ile Ziya Osman Açıkel'in iki hafta önce burada dediği İş verenlere destek verilecek. EYT'de emekli olanlar ihbar tazminatında, kıdem tazminatında alırken işverenler sıkıntı yaşamayacak diye iki hafta önce dediğimizi Maliye Bakanı dün söyledi. Dedi ki: Nurettin Nebati işverenlerin kıdem yükünü karşılayabilmeleri için, rahat ödemeleri için uygun şartlarda kredi desteği vereceğiz dedi. Bakalım neler söylemiş. kıdem tazminatları ile ilgili çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek olunacak. İşverenin EYT düzenlemesi nedeniyle yaşayacağı kıdem tazminatı yükü kredi garanti fonundan uygun koşullarda sağlanacak kredi ile karşılanacak. Milyonlarca EYT'li sabırsızlıkla kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemenin meclise gelmesini bekliyor. Düzenlemeden ilk etapta 1 milyon 600 bin kişi faydalanacak. <laughs> EYT düzenlemesine ilişkin işverenin de hükümetten iki talebi vardı. Bunlardan ilki prim farkının giderilmesi. Emekli olanların işe devam etmesi durumunda normal çalışanlara göre primleri 5 puan yükseliyor. İşverenler EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında bu farkın kaldırılmasını istiyordu. Hükümet buna onay verdi. Emeklilerle normal emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. İşverenlerin bir diğer talebi de kıdem tazminatı yükünün karşılanmasına yönelikti. O talepte karşılık buldu. Kıdem tazminatı için işverene uygun faizli kredi desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati buna ilişkin çalışmaların başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla hazine destekli kredi garanti fonu kefaletiyle karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır. Evet EYT emeklilikte yaşa takılanlar eğer sıklıkla... Hangi haberimiz yalan? Evet. Hangi bilgimiz yanlış? Hı hı. Bakandan iki hafta önce konuşuyoruz burada. Bakanın söylediğini çünkü ya beni konuşturma. Peki bu kredi yeterli gelecek mi işverene? Yeterli bulacaklar mı? Rakamlar büyük olacak orada. Hı hı. Çok büyük olacak ama sanki ya beni çok zorluyorsun. Hı hı. Kredi garanti fonundan bir kredi mekanizması çıkacak. Dikkat et. Kredi garanti fonu KGF ne demek? iş veren işletmeci bankadan kredi alacak. Hı hı. Ama hazine garantiyi verecek. Şimdi bir firma kredi alabilmesi ne yapıyor? Ağırlık olarak gayrimenkul ipoteyi veriyor. Hı hı. Adamın gayrimenkulü yoksa kredi garanti fonu onu yapacak. Gene iş kimin başına çökecek? Ağırlık Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfları Bankası'nın sırtına düşecek. İş verenlere o krediyi devlet garanti edecek. Geçen sene %75'e kadar garanti ediyordu. Bakalım şimdi ne olacak? %80 mi olacak? %90 mı olacak? Gene %75 mi olacak? Ama ben bireysel vatandaş olarak bankadan tüketici kredisi çekerken kim bana garanti veriyor? Kimse vermiyor. Evet.